Getir. Ver. Nerede o? Tost nerede? Hadi. 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 Hop. Ver. Topu getir kızım, topu. Topu ver. Aferin. Heh, ver. Aferin. Bak kız. Koş. Getir. Getir, 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 getir kızım, getir. Ver. Aferin. Aferin kızıma. Hadi koş. Koş, 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 koş. Hadi, hadi. Koş, getir. Getir. Aferin kızıma benim. Kızıma. Hadi koş. Hop. Hop. Gel. Ver. Aferin kızıma benim. Aferin benim bebeğime. Aferin benim güzelime. Hadi kalk. Kalk. Kalk kızım. Hop. Hadi. Bana niye getirmedin? Sen bilirsin.
Evet, işler her zaman planladığım gibi gitmeyebilir tabii. Çünkü öncelikliler var. Komşum gözünden ameliyat oldu, katarak ameliyatı oldu, Karga Bey. Nurcan çok gülüyor Karga Bey deyince. Şimdi dedi ki, asıl adım Mehmet mi, Mustafa mı? Bak kimse kullanmıyor ya. Dedik adı ne eşinin? Karga dedi. Dedik herhalde o kendi öyle söylüyordur. Sonra adamla tanıştık. Benim adım Karga dedi. Herkes bana Karga der. Karga deyin. E şimdi söz ederken de Karga demek çok tuhaf oluyor. Bir gün Nurcan'la konuşuyoruz. Ben dedim işte Karga Bey şöyle. Ay Nurcan ne güldü ne güldü. Hala da böyle. Karga Bey dedim, yüzünde bir gülümseme oluyor. Karga Bey gözünden ameliyat oldu. Katarak ameliyatı. Onun için biz de ona gel, birazdan gelecekler. Dedik ki bir yemek yapalım. Anne bu yemeğin adı ne? Mantı mı yapalım, yüksük çorbası mı? Hangisini diyor. Bir Kayseri mantısı var. Bir de Adanalılar yüksük çorbası der. Kayseriler ona şey de adını. Diyemedim adını. Diyemedim adını. Ben de diyemedim adını. Börek çorbası derler. Börek çorbası. Onlar nohut koymaz. Biz Adanalılar nohut koruz. Ondan çorbası yapalım. Ha. Şimdi mantıyı herkes yapıyor. He, evet. Börek çorbası yapalım. Hem de tamam. Sulu sulu güzel olur. Evet işte çorba gibi yani. Evet, o evet. Nane. Nohutumuz da var haşlanmış. Ha. İyi tamam. O zaman. Rende de neymiş? Allah hayran evet. Rende sulandırıyor. Soğanı. Halbuki bunun soğanı içinde etle güzel karıştırıp yoğurdun muydu avcarını da şimdi avcar. Avcar, Adana, baharatlamak. Evet. Etimizi de yoğuracağız, hamurumuzu da yoğuracağız. Karabiber, pul biber, yani kırmızı biber tuz atıp eti bununla güzel yoğuracağız. Bu soğanın suyu o eti güzel pişirir. Şimdiden pişirmeyiz. Belki akşama gelirler. Ha, belki işte o zaman yapıp korur. Şişmesin yani. Tabii. Hı? Suyu koyacaksın. Evet. Kaynamaya durdu muydu? Önce nohuda at. Hı hı. O da kaynamaya. Canım benim anlatma bana. Sen pişireceksin. He. Tamam. Ne ben de... Tabii öğreneyim. Canım, öğrenmenin öğren, sonu ben. Yok. Tabii. Evet. Tamam. Elinle şöyle ikiye bölerek bakayım iki bezle olacak mı? Olur, olur. Olur. Tamam. Tamam. Ortasını aç. Tuz at. Evet. Yeter. Evet. Önce az az suyunu koy. Biliyorum bununki perk olacak. Kenarlardan ha unu al. Evet. İşte anneyle iş yaparken böyle oluyor insan. Evet. Sanki daha önce hiç yapmamışım duygusunda. Evet. Ama ben de o duyguda oluyorum yani sen söylüyorsun diye değil. Evet. Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum? Hani kendi başınayken. Dur koyma su. Bak onu işte al kenarlardan. Al 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 al. Şimdi şu unu şöyle ortaya doğru al. Hı-hı. Şuradan biraz su dökeyim ben. Evet. Heh. Hadi. Su vermiyor annem. Veriyorum. Bundan su al şu avucundan serpiyor gibi yaparak şey yap onu toparlamaya çalış ha al ha öyle şuralara evet bir daha ha. Tamam şimdi toparla susuz hamur olur mu canım Allah'ım değil mi annemin içi rahat etmeyeli. Hamur yoğurur gibi hareketler yapıyor. Alacağım. Acele. İşler yetişir. Sen
Kas katı bir hamur olması gerekiyor bunun. Bak gayet güzel. Evet. Evet. Şimdi kaldırıyorum. Ya, susuz hamur, susuz. Mantı hamuru böyle olur. Evet. Şimdi mantı ile bunun arasındaki fark pişiriliş şekli aslında. Hayır, bu bohça gibi yapılıyor. Şimdi peki... Dört ucunu birleştiriyorsun, öbüründe böyle yan yan Kayseri mantısında. Annem Kayserili olduğu için bizim mantı bükme şeklimizi beğenmez. O bu tarafta, dur onu ben vereceğim. Tamam, hadi bekliyorum. Az kalmış değil mi? Karabiberi öğütelim. Evet. Var değil mi? Yıkanmış. Var var. Oh! Bana biberden ver. Acı biberin. Evet, çok koymayalım. Evet, onun için evet al. İstersen salça koyalım. Evet. Acı olur derlerse... Yiyemezseniz renk versin mahsa. Al. Şu elimden alayım da. Hah, yeter. Ne salçası koyduğumuzu da söyle. Biber. Şimdi bunun içine... Kapya biber. Heh. 250 gram kadar kıyma. Kaç tane soğan? 4 tane orta boy soğan. Çinktim. Küçüktü ya soğanlar. Yani biz 3 orta boy diyelim buna. Evet. Tuz, karabiber. Heh. Acı seviyorsanız pul biber, pul biber değil de toz biber. Toz biber de olabilir. Bebek gibi örttük. Evet, bu şimdi da tamam. Şimdi üstüne bir de sofra bezi. Bu da içeri. Şu tepsiyi kapat. İşte bu kadar. Evet. Bunun da üstüne bir şey ök. Streç yapayım ona. Ya şu tabağın birini koy. O küçük tabak buna göre koy. Öyle. Hop, tamam. Dolaba koyuyorum. Dolaba koy. Evet. İşte bu kadar. Evet. Hazırız. Hamurumuz hazır. Kıymamız hazır. Hamurumuz ve kıymamız dinlenecek. İşte beze böyle yapılır. Evet. Alıp bastıracağım. Ve hamur aynı zamanda özleşmiş oluyor değil evet, mi? Evet, evet. Biraz una şey yapıyorum. Sert bir hamur. Sert de değil şu anda. Böyle de kavuşturuyorum yavaş yavaş. Oldu. Evet. Şimdi 4 tane bezemiz oldu. Evet, öyle. Masamız bakalım. Küçük. Şey, yukarıdaki tahta masayı mı getirsem? Yok be, artık bunu da aç. Tamam. Getireyim. Sen mi açacaksın, ben mi? Ben de açabilirim. Anne kontrolünde hamur açma. Döndere döndere aç önce biraz. Yemek yapmayı bilmiyor değilim. Yapmayı sevmiyorum. Evet, bayağı oldu börek çorbamız. Bu bir yemeklik. Buzluğa koyduk, dondurduk. Şimdi poçete girebilir artık birbirine yapışmadan.
Hamurumuz arttı, kıymamız az geldi. Onu da böyle... Ne pişireceksin anne? Ne? Bununla ne pişireceksin? Dulavrat çorbası. Evet. Bu dulavrat çorbası için kesildi. Evet. Tabii çoğunuz duymamışsınızdır ama muhteşem bir çorbadır. Ne zaman yapacaksın dulavrat çorbasını? Ne bileyim ben. Yarın, öbür gün. İşte hamur mu yiyeceksin? Hamur yemeyelim üst üste. Yok. Tamam ama önümüzdeki hafta bir gün yapalım bunu. Tamam. Tamam, bir pişirimli börek çorbamız hazır. Buzluğa girdi o. Tamam. Şimdi bir de ne var? Burada pişmeye hazır var. Bu bugün pişecek. Salatalık vereyim anne, yiyeceğim mi? Badem salatalık. Ha? Ver hadi. Değil mi? İçimizi bir kalaylasın. Şimdi bir büyük domates rendeli. Evet. Şimdi 3 kaşık yağ koyduk. Direkt domatesi de döküyorum. Dökeceğim. Bu iyice pişecek. Yani domates salçası koymuyoruz. Direkt taze domates koyuyoruz. Evet. Peki kışın yaptıysak domates salça. Yok. Evet. Domates salçası koyarsınız o zaman. Daha da yok. Daha biber salçasından. Bu lezzet veriyor. Bunun ham kokusu gittikten sonra biber salçası, biraz biber salçası koyacağız. En sondan kuru nane atıp. Kuru nane. Sulandıracağız. Ondan sonra suyu koyacağız. O su kaynadığında mantıları, içine nohudu. Mantıları ve nohudunu, haşlanmış nohudu koyacağız. Evet. Ekşi mekşi var mıydı bunda? Var. Ekşi var. En son piştikten yiyeceğin sonra da... Yiyeceğin kadar ekşi yani. Öyle çok ekşi değil. Evet. Kendimi yiyebileceğim. Kadar. Evet. Tamam. Tarif bu. Baştan alıyorum. 3 şu kaşıkla 3 kaşık sıvı yağ koydum. 1 büyük domates rendeledik. Bu domatesin bu ham kokusu gittikten sonra birazcık biber salçası koyacağız. Kuru nane atacağız. Ondan sonra da suyunu koyacağız bolca. Bir şey tuz atacağım ki hani salça yaparken de tuz atılır ya önce. Bir şey yerine geçiyor. Evet, bizim erikler oldu. Nihayet kurudu eriklerimiz. Şimdi ben bunu bir bez çorbaya alacağım. Bayağı da oldu, şöyle elimi göstereyim yanında. Evet, güzel, verimli oldu. Lezzeti de güzel. Evet, kış hazırlıkları devam ediyor. Kamerayı kafama taktım. Ben nereye, o oraya. Balkız, biz nereden geçeceğiz, ha? Kalkar mısın? Balkız, hadi anne. Tamam, peki. Kuyruğuna basarsam, bak, ilk deme. Nasıl serilmiş? Uzaklara uzaklara bakıyor, ne düşünüyor acaba? Avdan gelmiş. Evet, biraz domates, biraz salatalık. Önce salatalık toplayayım. Bir sabah topluyoruz, bir akşam. Taze taze yemek için yapıyoruz. Diyordum ki, burada bir tane gözümüzden kaçmış. Hadi bu da tohum olsun. Bakar mısınız? Kocaman. Neyse, artık tohumluk bu. Yok yani, yenmez o kadar iriye. Ne yapayım? Sabah kahvaltısında şöyle badem salatalık güzel oluyor. Seneye kesin askı yapacağım. Toplaması da kolay. Aman, bunları da dün görmemişim. Şu kıl biberleri de seviyor annem. Acıyı seviyor. Adanalı. O tam Adanalı. Ben asimile olmuş Adanalı.
pembe domates. Bu çok güzel. Bunun da çekirdeğini alayım. Oy maşallah. 1, 2, 3. Ay Allah, yeşil düştü. Beşli salkımdı. Neyse, durduğu yerde de kızarıyor. Ben bir de şu taraftakileri de alayım çünkü çok kızarmıştı. Tabağa bıraktım çünkü doldu o. Şunun güzelliğine bakın. Ay umarım açıyı doğru ayarlamışımdır kafamda. Kaç gündür çok yoğun iş yapmaktan kendimi alıkoydum. Çünkü demiştim ya, kolum çok ağrıyor diye. Bugün biraz daha iyi. Ama zaten kafaya koymuştum. Bugün mutlaka o şey işini yapacağım. Bu bir gün daha dursun değil mi? Ot kesme işini yapacağım. Evet Cavit Bey, demiştiniz. Bu kadifelerle bu kadifeler farklı diye. Ama bunlar da güzel de tabii ki katmerli olanlar, yani şu yerdeki kadifeler daha tercih edilir kadifeler. Bunların tohumunu bolca alacağım. Yani tohum isteyen arkadaşlara, ama şöyle diyeyim, hani kargoyla falan yollama şansım olmaz. Çünkü bakın görüyorsunuz ne kadar yoğunluk var. Yani onu ayarlamak, bayındıra git, gel, kargola. Bu çok kolay bir iş değil. Hani onu yapabilmem için mutlaka yanımda bir yardımcımın falan olması gerekiyor. Ha, ya da şöyle olabilir, tohumları alırım kışın. Hani kışın iş olmayacak diye düşünüyorum. O zaman olabilir. Semizotu her yerde. Ama artık tohuma durdu semizotları da. Onun için yenilebilir durumda değil. Şu reyhanların kokusu var ya, muhteşem. Yalnız çok fena ota boğulmuş bura. Bir yandan da korkuyorum otu çekerken. Çünkü ben burada hani tuğlaları dizmiştim. Onlar alınınca böyle duvar gibi kaldı. O duvarın bozulmasını da çok istemiyorum. Hani bir şey yapılsın diyorum. Minik minik fesleğenler. Tabii ya, bu da fesleğen. Kapıdan girdiğimiz zaman çift taraflı zaten. Erik ağacı, kiraz ağacı, tekrar kiraz ağacı, ceviz ağacı ve arkada deli kiraz. Onların oluşturduğu bir böyle çift taraflı ağaçlı yol duygusu var. Ve ben iki tarafa da güller diktim. Şu gül de çok güzel gidiyor, çardak gül. Hem erik böyle karşı tarafa dal attı. Biz de onu oraya bağladık, çardak gibi oldu. Hem de gül gayet güzel gidiyor. Bu çardak gül. Yani girişte şöyle bir çardak oluşturacak. Ya çok güzel oluyor. Olacak da. Hani çok güzel olacak demeye kıyamıyorum. Çünkü bu yıl olanlar da çok güzel. Ben karpuza çok dokunulmaz diye biliyordum. Annem de dedi ki ara ara böyle dedi. Hafif oynatmak gerekiyor ki o toprağa değen kısmı çürümesin. Ben neye geldim buraya biliyor musunuz? Şu güllerimi göstereceğim size. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Bir de kokusunu. Uf. O kadar güzel kokuyor ki. Gül kokusu. Ve burada bir tane daha çok zarif bir renk var. Bir tane tomurcuk geliyor. Şu anda bu da geçmiş artık ama rengi bunun da çok güzel. Tam pudra rengi. Domates önce çok korkutmuştu ama sonra
Çok şükür yüzümü güldürdü. Yani her gün en 1 kilo kadar alıyorum. Bakın burada mesela 2 tane. Biri hafif böyle yaralı ama dip çürüklüğü yok. Yani o burun çürüklüğü. Ayıp dip çürük. Hani dibinde ya. Onun için ben dip çürüklüğü demeyi yakıştırıyorum galiba. Misafirlerim var. Bu kez gelen konuklarımın da YouTube'da kanalı olduğu için ve onların da izni olduğu için onları da göstereceğim size. Gelen her konuğumu çekmiyorum. Daha önce de söylemiştim ya. Yani çünkü kıramadıkları için evet diyebilirler ama istemeyebilirler. Bu nedenle herkesi çekmiyorum ama şimdi bu gelen konuklarımın kanalı var. İki kanalları varmış. Ben birini biliyordum. Gülhabbe ile Her Şey kanallarını biliyordum. Ama bir de bilgilendirici diye bir kanalları varmış. Ne yapıyordu? Her şeyin fiyatı mı? Nerede yeni ürün varsa, yeni kıyafet, yeni sezon kıyafetleri, hı-hı, onları çekiyoruz ve indirimli günleri takip ediyoruz. Evet. Mümkün mertebe onları çekiyoruz. Dolayısıyla bilgilendirici kanalımız kıyafetle ilgili kanal. Evet. O da hakikaten güzel gidiyor. Bir peki, de Gülhabbe ile Her Şey tabii. Gülhabbe ile Her Şey kanalını ben izledim. Evet. Geziyorsunuz. Geziyoruz. Nereleri? Şimdiye kadar Bayındır'ın birçok köyünü gezdik. Tren'in birçok köyünü gezdik. Torbalı'nın gezdik. Yani İzmir'de Urla. İzmir'de bayağı Menderes. Gezdik. Urla, Menderes, buraları Didim, hep gezdik. Evet, Dikili. Dikili. Çanakkale. Çanakkale'nin Çanakkale'ye kadar gittiniz. Evet. Muğla'nın birkaç köyünü gezdik. Bir de davet alınca gidiyorlarmış. Evet, yani önerdiğiniz köyler olursa bakın yazabilirsiniz yorumlara. Evet. Ve bu 4 kız kardeş ne güzel. Aynen. Ama aynı zamanda bir vesile oluyor gezmek için. Merhaba. Evet, hoş geldiniz, sefalar hoş getirdiniz. Hoş yani köyleri hoş gezmek istiyorsanız Gülhabbe ile Her Şey, alışveriş tutkunuysanız bilgilendirici. Bilgilendirici, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür.